Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde JavaScript'te koşullar ve döngüler konusunu öğreneceğiz. İlk olarak koşullardan başlıyorum. Koşullar birer karar yapılarıdır. Şarta bağlı bir komutu yerine getirmek istiyorsak koşul ifadelerini kullanırız. Ayrıca unutmamalıyız ki koşul ifadeleri Boolean tipi verilerde çalışırlar. Yani bir ifade ya doğrudur ya da yanlıştır mantığı ile komutları yerine getirirler. İlk olarak ifelse komutuyla koşuluyla başlıyorum. Bu koşulu daha önceki derslerimizde görmüştük zaten. Şimdi daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Bir şekilde gördüğünüz gibi bir algoritması vardır. İlk olarak if yazarız. Daha sonra parantez açarız. Koşulumuzu yazarız. Skoplarımızı açtıktan sonra koşul doğru ise çalışacak kodları yazarız. Eğer koşul doğru değilse else skopları içindeki kodlarımızı yazarız. If else koşulunun çalışma prensibi bu şekildedir. Şimdi basit bir örnek ile size göstereyim. Var tuttuğum sayı olsun ve değeri de 7 olsun. Var kullanıcı sayısı olsun. Aklımdan birden 10'a kadar hangi sayıyı tutuyorum? Şimdi arkadaşlar kullanıcı sayısına böyle bir veri aktarımı yapıyoruz. Burada size prompt fonksiyonundan bahsedeyim. İki parametreli bir fonksiyondur. Tarayıcıda bir bilgi penceresi açar. İlk parametresinde bu bir bilgi penceresinin içeriğini yazarız. Yani açıklamasını yazarız. Aklımdan birden 10'a kadar hangi sayı tutuyorum şeklinde bir açıklama olacak. Daha sonra bir kutucu olacak ve bu kutucuğu da veri girişi için kullanacağız. Bu veri girişinde de ikinci parametre ile sağlıyoruz arkadaşlar. Şu virgülden sonra gördüğünüz tırnak işaretleri içinde bir veri girişi alanı olacak ve bu veriyi kullanıcı sayısı olarak aktaracağız. Daha sonra if koşulunu yazıyorum arkadaşlar. Size hemen bir snippets'ten bahsedeyim. Snippets'ler kod parçacıklarıdır arkadaşlar. Bunlar Visual Studio ile tanımlı gelen snippets'lardır. If'ten sonra tap tap yapıyorum. Daha sonra bu snippets'ı kendi oluşturuyor arkadaşlar. Direkt koşulumu istiyor. Koşulum tuttuğum sayı kullanıcı sayısına eşit mi? Buna bakıyorum. Değilse alert yazıyorum. İçine de tebrikler. Doğru tahmin yazdırıyorum. Alert arkadaşlar bir uyarı penceresi açar. Bu işe yarıyor. Daha sonra else yazıyorum. Yine tap tap yapıyorum. Bu sefer alert. Üzgünüm. Tuttuğum sayı 7 idi şeklinde yazdırıyorum. Şöyle seçtim. Ctrl KD ile kodlarımı düzelttim arkadaşlar. Şimdi dedik ki kullanıcı bir sayı girişi yapacak ve bu sayı girişine kullanıcı sayısı değişkenini atacağız. Bizim sayımız ile kullanıcı sayısı birbirine eşitse tebrikler, doğru tahmin yazdıracağız. Değilse üzgünüm, tuttuğum sayı 7 idi yazdıracağız. Hemen çalıştırıyorum. Ve buraya 6 değerini giriyorum deneme amacıyla. Gördüğünüz gibi üzgünüm, tuttuğum sayı 7 idi yazıyor. Kodlarımız doğru bir şekilde çalışıyor. Tekrar yeniledim. 7 yazalım. Tebrikler, doğru tahmin ifadesini, bildirimini alacaksınız arkadaşlar. Şimdi else if koşuluna bakalım. Else if koşulu gördüğünüz gibi bir algoritmaya sahiptir. If koşulunu yazıyoruz. Tek farkı birden fazla yanlış koşulumuzun sağlanmadığı durumda oluşacak, çalışacak kodları yazabilmemizi sağlayan else if alanlarıdır. Bu şekilde bir algoritması vardır. Bu kısmı sildim. Else if diyorum. Tap tap yaptım.
tuttuğum sayı büyüktür kullanıcı sayısından, benim sayım kullanıcının girdiği sayıdan büyükse alert, üzgünüm, tuttuğum sayı sizin sayınızdan daha büyük de yazdırıyorum. Bir koşul daha belirtiyorum. Yine else if diyorum. Tuttuğum sayı bu sefer küçükse kullanıcı sayısından alert, üzgünüm, tuttuğum sayı sizin sayınızdan daha küçüktü yazdırıyorum. Şimdi bunu çalıştıralım. Örneğin 4 girsin. Gördüğünüz gibi doğru bir şekilde çalışıyor. Üzgünüm. Tüm sayı sizin sayınızdan daha büyüktü. Bizim sayımız çünkü 7 idi arkadaşlar. Bu şekilde bir kullanımı var. Ayrıca belirteyim ki else if'lerin altına else koşulu da ekleyebilirsiniz. Böyle bir kullanımı da mevcut. Şimdi switch koşuluna bakalım. Else if ile çok benzerdir. Aralarında iki önemli fark vardır. Switch koşulunda sınırlamalar bellidir. Örneğin haftanın 7 günden birini seçmek istiyoruz. O zaman switch koşulunu kullanmalıyız çünkü sınırlamalarımız belli. İkinci fark ise switch koşulu else if koşulundan daha hızlı tepki veriyor. Switch koşulu içerisine yazılan herhangi bir koşul sağlandığında break deyimiyle çıktı alıyoruz. Else if'te ise tüm koşulları okuyor. Böyle bir fark var arkadaşlar. Switch koşulunun algoritması bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi bunun örneğini yapalım. Tabi hemen geçmeyeyim burayı. İlk switch'te ilk olarak koşulumuzu yazıyoruz. Daha sonra case yazıyoruz. Case değerimiz arkadaşlar. Koşulumuz ile ilk case değerimiz eşitse o kodlar çalışıyor. Ve break ile koşuldan çıkıyoruz arkadaşlar. Oraya kadar okuyor ve çıkıyor. Case değer 2 olduğu zaman da yine aynı şekilde o değer, o koşul sağlandığında yine break ile çıkıyoruz. Hiçbiri sağlanmadığında default alandaki kodlarımız çalışacak. Hemen örneğimizi yapalım. Switch kullanıcı sayısı diyorum. İlk durumda arkadaşlar kullanıcı 1 girdi diyelim. Alert diyorum. Üzgünüm. Tuttuğum sayı daha büyüktü. Yazdırıyorum. Daha sonra break diyorum arkadaşlar. Şöyle bir kontrol KD yaptım, düzelttim. Şurayı sildim şimdilik. Şunu durdurayım. Bunları ekliyorum arkadaşlar. Kaç tane oldu bilmiyorum. Daha küçük. 7'de ise doğru tahmin yazdıracağız. Bunlarda ise daha büyük olacak, daha küçük olacak arkadaşlar. Default'uma ise hiçbiri sağlanmadığında çalışacak. Kodlarıma ise 1'den 10'a kadar bir sayı girmeliydiniz uyarısını veriyorum. Şunları ekleyelim. Yine Ctrl K'da yaptım.
Herhangi bir sorun yoksa çalıştırıyorum. Sanırım açmayacak. Tekrar çalıştırıyorum. Bir şey yanlış yaptık herhalde arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Tabii şey yazmadığımız için bu kısmı var. Kullanıcı sayısı. Prompt. Aklımdan 1'den 10'a kadar. Hangi sayıyı tutuyorum yazıyorum. İkinci parametresi de girişimiz olacak. Gördüm şu an. Hatalı yazmışım. Özür diliyorum. Tekrar çalıştırdım. 4 değerine girdim. Düzgün tuttuğum sayı daha büyüktü. Doğru çalışıyor. 7 değerine girdim. Doğru tahmin. 9 değerine girdim. Tuttuğum sayı daha küçüktü. 15 değerine girdim. Birden 10'a kadar bir sayı girmeliydiniz. Kodlarımız doğru bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi ternary if koşuluna bakalım. Bu şekilde bir algoritması vardır. İlk olarak değişken yazıyoruz. Daha sonra değişkenimiz koşula eşit mi? Koşula eşitse değer 1 çalışacak. Eşit değilse değer 2 çalışacak. Çok basittir arkadaşlar. Hemen örnekle göstereyim. Örneğin kullanıcı sayısı 7 mi diyorum. Parantez içinde yazıyoruz bunu. 7 ise alert. Doğru tahmin. 2 nokta üst üste yazıyorum daha sonra. Alert. Yanlış tahmin. Bu şekilde bir yapısı var arkadaşlar. Tekrar çalıştırıyorum. 4 yanlış tahmin. Doğru tahmin. Doğru çalışıyor arkadaşlar. Şimdi döngülere geçelim. Programlamanın olmazsa olmazlarıdır. Bir komut bloğunu birden kez çalıştırmak için, birden çok kez çalıştırmak için kullanılır. Örneğin ekranımızda birden 100'e kadar sayıları yazdırmak istiyoruz. Bunun için 100 kere document write 1, document write 2, document write 3 şeklinde gitmeyiz arkadaşlar. Buraya devrede döngüler giriyor. İlk olarak for döngüsünden bahsedeyim. En çok kullanılan döngüdür. Bir değişken için tanımladığımız koşul içindeki komutlar döngü tamamlanıncaya kadar çalışıyor. Bu şekilde bir algoritması vardır. For diyoruz. Daha sonra koşulun başlangıç değerini, daha sonra koşulumuzu ve ardından arttırma ya da azaltma yapıyoruz. Scope alanlarımızın içine de çalışacak komutlarımızı yazıyoruz. Hemen örneklendireyim. For diyorum. Tap tap yaptım. Var i eşittir 0 diyor arkadaşlar. Bu kullanıcı sayısı olsun. İ'miz de 100 olsun. Daha sonra document write şeklinde yazdım. Yani dedim ki arkadaşlar kullanıcı sayım 100'e kadar birer birer artacak. Ve bunu document write ile yazdıracağım. Alt alta yazdırmak için de br etiketini kullandım. Hemen çalıştıralım. Bakalım doğru çalışıyor mu? Örneğin 65 verdim. 65'ten 100'e kadar. 100 dahil değil. 90 9'da bitiyor arkadaşlar. Doğru bir şekilde çalışıyor kodlarımız. Şimdi while döngüsünden bahsedeyim. For döngüsü ile aynı işlemi yapıyor arkadaşlar. Birkaç küçük söz dizimi farkı var. Değişken döngüden önce tanımlanıyor. Parantez içerisinde sadece koşul yazılıyor ve arttırma, azaltma işlemleri yazdırma işleminden sonra yapılıyor. Bu şekilde bir algoritması var gördüğünüz gibi. Hemen bunu da örnekleyelim.
Ne demiştik? İlk olarak değişkenimizi tanımlıyoruz. Kullanıcı sayısı. Daha sonra while yazıyorum. Tab yaptıktan sonra bir 100'den küçük seviyorum. Document write. Bir aynı. Yine BR ile 6-6 yazılmasını istiyorum. Ve bu sefer arttırma işlemini burada gerçekleştiriyorum. Hemen bakalım. Bu sefer 85 yazıyorum. Görünüm 85, 100'e kadar yazdırdık. Şimdi dual döngüsünden bahsedeyim. Dual döngüsüne çok benzer. Tek farkı koşul doğru olsun ya da olmasın. Döngü içerisindeki komutların en az bir defa çalıştırılmasıdır. Bu şekilde bir algoritması vardır. İlk olarak koşulun başlangıç değerini yazıyoruz. While döngüsünde olduğu gibi. Daha sonra do yazıyoruz ve scope'larımızın içine de çalışacak komutlarımızı ve arttırma azaltma yazıyoruz. Daha sonra while koşulunu yazıyoruz. Hemen göstereyim. Kullanıcı sayımı arkadaşlar iyi atadım. Daha sonra do yazıyorum. Hemen şuraya document write artsın diyorum. Daha sonra arttırma işlemini yapıyorum. Kaça kadar olsun? Yine 100'e kadar yapıyoruz. Ctrl KD ile düzelttim. Şimdi bunu çalıştıralım. Bu sefer 86 değerine giriyorum. Gördüğünüz 86'dan 100'e kadar ifadelerimizi yazdırdım. Döngü deyimleri var arkadaşlar. Direkt deyimi ve continue deyimi olmak üzere. Döngüden çıkmak ya da döngü başına gitmek için kullanılan deyimlerdir. Ayrıca bir döngü içerisinde çalıştırılmasını istemediğimiz yerlerde kullanıyoruz. Break deyimi döngüyü durdurmaya, döngüyü terk etmeye yarıyor. Switch döngüsünde bunu nasıl kullanacağımızı görmüştük. If else ve else if koşullarında da kullanabiliyoruz arkadaşlar break deyimini. Continue deyimi var. Bir döngü içerisinde çalıştırılmasını istemediğimiz yerlerde kullanıyoruz. Hemen göstereyim. For aynı koşulumu yazıyorum. For koşulumu. Kullanıcı sayısı 100'den küçük seriyorum. Daha sonra continue yazıyorum arkadaşlar. Tabii bunu yazmıyorum ilk önce. If koşulumu belirtiyorum. İyi. 80'den büyük mü ya da 80'e eşit mi diyorum. Daha sonra V diyorum. Bir 90'dan küçük mü? İse continue. Yani bu kısımları boş geç demek arkadaşlar. Ondan sonra document write kısmını yazıyorum. Kodlarımı düzelttim. Şimdi bakalım. Örneğin buraya 85 olmasın, 60 olsun. 60 yazıyorum. 60 79'a kadar gitti. Ve gördüğünüz gibi 80. sayıları atladı. 90'dan devam etti. Böyle bir kullanımı var continue deyimi. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.